İbrahim Karagül Acımasız direnişi coğrafyaya yaydık. Bu ülkeye inanın en ön safa geçin. Onlar Anadolu'yu sığındığımız son kaleyi devirmeye çalıştılar. Biz yeni ve çok güçlü kaleler kurduk. Onlar Türkiye'yi daha küçük parçalara ayırmaya, tarih dışına itmeye, coğrafyadan sürmeye çalıştılar. Biz Türkiye'yi coğrafya kimliğine dönüştürdük. Onlar sesimizi soluğumuzu kesmeye, varoluş kimliğimizi aşındırmaya ve ezmeye çalıştılar. Biz okyanuslara ulaşan bir siyasi dil, bilinç ve kimlik inşa ettik. Onlar Türkiye'yi bir yüzyılda güçsüz bırakmaya, rehin almaya, kontrol altında tutmaya çalıştılar. Biz yüzyıl boyunca devam eden tek yanlı bağımlılık ilişkisini reddettik. Cephe olma, köprü olma tanımlarını reddettik alabildiğine güç inşa ettik, kendi gücümüze yatırım yaptık. Bir daha harita çizemezsiniz dedik. Artık Türkiye bu, coğrafya bu dedik. Onlar kendi akıllarını dayattılar, kendi coğrafya ve tarih algılarını dayattılar. Biz kendi aklımızı, hafızamızı keşfettik. Büyük bir akıl sıçraması yaptık. Siyasi alanda, kültürel alanda, jeopolitik alanda, ekonomik alanda kendi zihin kodlarımızı harekete geçirdik. Onlar yepyeni haritalarla geldiler. Osmanlı sonrası harita alışkanlıklarını yeniden uygulamaya geldiler. Yeni coğrafya haritasıyla, yeni Türkiye haritasıyla geldiler. Biz kendi haritalarımızı masaya koyduk. Türkiye bu dedik. Coğrafyamız bu dedik. Artık bu bölgede harita çizemezsiniz dedik. Artık Türkiye'ye harita ve rol biçemezsiniz dedik. Onlar Türkiye'yi Brüksel'den, Washington'dan, Londra'dan yönetmeye devam etmek istediler. Biz bu topraklarda yeni bir yükseliş dönemi başlattık. Türkiye'nin Anadolu'nun hamuruyla, coğrafyanın birikimiyle bir kez daha kendi yolumuzu çizdik. Onlar bu gücü durdurmaya, dizginlemeye, etkisizleştirmeye çalıştılar. Suriye'den cephe kurdular, Irak'tan cephe kurdular, Akdeniz ve Ege'den cephe kurdular. Biz o cepheleri bir bir dağıttık, kurdukları cepheleri, koridorları boşa çıkardık, daha derinlerde kendi cephelerimizi inşa ettik. Efendileri, patronları şaşkına uğrayacak. Onlar Türkiye ile Arap Müslüman dünyası arasında koridor kurdular, duvarlar inşa ettiler. Türkiye'yi güneyden çepeçevre kuşatmaya aldılar. Güney sınırlarımızı Anadolu'nun içlerine taşımaya çalıştılar. Biz sabırlı, akıllı, kararlı biçimde bunları teker teker ortadan kaldırdık. Güney kapısını açık tuttuk. Coğrafyada yalnızlaştırmanın önüne geçtik. Onlar daha güneyde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkelerden Türkiye'ye karşı Arap cephesi kurdular. Bu cephe üzerinden terör örgütlerini üzerimize saldılar. Az kaldı. Bu cepheyi de bozacağız. Bizim bozmamıza gerek bile kalmayacak, kendi içlerine çökecekler. Efendileri, patronları yine şaşkına uğrayacak. Bizi kıyılarımızda boğmaya çalışanların kıyılarına vardık. Kavgayı onların kıyılarına taşıdık. Onlar güneyde durduramayınca cepheyi Doğu Akdeniz'e taşıdılar. Ege'ye taşıdılar, Avrupa'dan Amerika'ya, Arap dünyasından İsrail'e, ortaklıklar, ittifaklar kurdular. Suriye ve Irak'ta sınırımızın sıfır noktasında garnizonlar inşa edenler aynısını kıyılarımızda kurmaya, bizi boğmaya çalıştılar. Biz hiç geri adım atmadık. Akdeniz'deki bütün hesapları bozduk, bütün anlaşmaları çöp ettik, kıyılarımızdan çok ötelere açıldık donanmamızla, sondaj gemilerimizle, deniz anlaşmalarımızla, iddialarımız ve tezlerimizle Doğu Akdeniz'de biz olmadan hiçbir şey yapılamayacağını gösterdik. Kıyılarımızı, karasularımızı, deniz yetki alanlarımızı tartışmaya açanlara karşı Yunanistan'ı, adaları tartışmaya açtık. Kavgayı onların kıyılarına taşıdık. Doğu kapısı, Türkiye-Orta Asya bağlantısı kurulacak. Onlar şimdi de Türkiye'yi doğudan kuşatmaya giriştiler. Irak ve Suriye'de PKK'yı, Ege'de Yunanistan'ı kullananlar, Kafkasya'da da Ermenistan'ı harekete geçirdi. Azerbaycan ve Türkiye susacak sandılar. Biz bütün cephelerde ne yapmışsak burada da aynısını yaptık. Karşı müdahaleyle işgal altındaki topraklar geri alınıyor şimdi. Ermenistan hezimete uğradı. Arkasındakilerin hesapları çöktü. Şimdi Erivan'ı kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtaramayacaklar. Doğu kapısını kapatamayacaklar. Türkiye Orta Asya bağı mutlaka kurulacak. Onlar kendi tuzaklarına düştüler. Erdoğan'ı devirin talimatı, Türkiye'yi durdurun emri. Onlar Amerika'dan, Avrupa'dan bazı Arap ülkelerinden saldırırken, içeride de cepheler kurdu. Türkiye'ye karşı kendi iddialarını pazarlayacak ittifaklar oluşturdu kendi doğru ve yanlışlarıyla ülkemizi, milletimizi zehirlemeye çalıştı. Bu kampanya devam ediyor. Siyasi partilerle terör örgütlerini tek çatı altında topladı. Onlara Erdoğan'a devirin talimatı verdi. Aslında bu Türkiye'yi durdurun talimatıydı. Türkiye ekseni kurduk, acımasız direnişi coğrafyaya yaydık. Bizler Türkiye eksenini kurduk. Orada toplandık, o eksende savunma hatları kurduk yeni bir Türkiye yükselişi, tarih yükselişi, coğrafya idraki kurduk, oluşturduk. Dışarıdan da içeriden de çevreleme, kuşatma, çökertme planlarına karşı acımasız direniş başlattık. Şimdi o acımasız direniş bütün coğrafyada, Kafkasya'da, Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de, Irak'ta, Afrika'nın derinliklerinde, Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'nde, yarın Hint Okyanusu'nda, Atlas Okyanusu'nda olacak. Yeryüzünün orta kuşak hattında yaşayan bütün mazlum milletlerin haklı davasında yanlarında olacak. Türkiye'nin yolu küresel depremlere sebep olacak. Türkiye mücadelesi coğrafya mücadelesidir. Yüzyıllardır devam eden sömürgeciliğe, emperyalizme karşı mücadeledir. Osmanlı'yı paramparça edenlerin o toprakları 20. yüzyıl boyunca yönetip talan edenlerin İmparatorluklar büyüten şehirlerimizi harabeye çevirenlerin bir daha aynısını yapamamasının yolu Türkiye'nin yolundan geçiyor. Bugün direniş hattı kurulmuştur. Yükselişin yolu çizilmiştir. Büyük Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti sürekliliği yeni bir aşamaya geçirilmiştir. Bu geçiş tarihi bir gerçektir ve küresel sarsıntılara yol açacaktır. Bu ülkeye inanın en ön safa geçin. Türkiye'nin yolundan sapanların, onu yalnız bırakanların, onu zayıflatanların, bütün cephelerde kaybeden dostları gibi kaybedecekleri aşikardır. Dünyaya yeni bir gücün doğuşuna tanıklık ediyor. Türkiye'yi durdurma son senaryolarıydı. O da çöküyor. İnanmayana, zihin bulandırana, korku üretene, umutsuzluk yayana, çıkarını doğru diye dayatana, yalanlara sığınanlara aldırmayın. Bu ülkeye omuz verin, zihninizi ve kendinizi özgürleştirin. En ön safa geçin. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Ahmet Hakan Ümit Özdağ'a karşı İyi Parti ne yapmalı? Ümit Özdağ ismi İyi Parti aşısından sıradan bir isim değildir. Kimdir Ümit Özdağ? İyi Parti'nin iki kurucusundan biridir. İyi Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmıştır. İyi Parti'nin varoluşunun temel dayanaklarından biridir. İyi Parti'nin milletvekilidir. İşte tam da bu nedenle İyi Parti bu olayı partimiz büyüyordu, önünü kesmek istediler deyip hayali düşmanlara havale ederek geçiştiremez. Şu aşamadan sonra İyi Parti şu iki şeyi yapmak zorunda. 1. Ümit Özdağ'ın ortaya attığı iddialarla sonuna kadar hesaplaşmalıdır. Her ithamına, her suçlamasına tek tek cevap vermelidir. Öyle olmamıştır, böyle olmuştur demelidir. Tek bir boşluk bile bırakmamalıdır. Herkesin ithamına cevap mı vereceğiz yaklaşım bu durumda asla geçerli olamaz. Çünkü Ümit Özdağ herkes değildir. İçerden hem de en içerden konuşan biridir. 2. iyi Parti'den şimdiye kadar gelen açıklamalardan benim anladığım şudur. İyi Parti yönetimi Ümit Özdağ'ı partinin yükselişinin önünü kesmek için kullanılan bir aparat olarak görmektedir. İktidarın yönlendirmesiyle hareket eden bir hain olarak görmektedir. Bunlar yenilir yutulur şeyler değildir. Partinin böyle gördüğü bir isim hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapmaması akıl alır gibi değildir. İyi Parti'de şu ana kadar yapması gerekeni yapan tek bir isim var, Buğra Kavuncu. Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü suçlamasına maruz kalan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, mahkemeye gitmiş ve ben FETÖ'cü değilim, Ümit Özdağ bana iftira attı diyerek suç duyurusunda bulunmuştur. İyi Parti sözcüsü nerede? İyi Parti'nin bir sözcüsü vardı. Adı Yavuz Ağralioğlu idi. Partinin en sıkışık olduğu zamanlarda çıkıp konuşuyor ve bu konuşmasıyla ortamı sakinleştiriyordu yapılabilecek en akıllıca açıklamaları yapıyordu, her kafadan bir ses çıkmasının önüne geçiyordu. Tartışmaların önünü kesiyordu, yastıklama yöntemiyle meseleleri yumuşatıyordu. Nerede Yavuz Bey, neden susuyor, niye sözcülük yapmıyor falan diye soruşturunca öğrendim ki, İyi Parti, parti sözcülüğü görevini lav etmiş. İşlerine burnumu sokmak istemem ama dışarıdan baktığımda bu lav edişin partiye çok şey kaybettirdiğini söylemeliyim. Kirli siyasete alet edilmeyecek işler. İslam tarihinin kutlu isimlerinden biridir Mus'ab bin Umeyr. Türkiye'nin gündelik siyaset tartışmalarının içine dahil edilmemesi gereken bir şahsiyettir. İktidara gol atma amacıyla hareket eden CHP'li Mücahit Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr'i diline dolaması, kabul edilebilir bir olay değildir. Ahmet Hakan Hürriyet